Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi son olarak ne oldu? Biraz küçük bir özet geçelim. Ordumuzu yeniledik. Ordumuzun yenilemesi sonucunda gelirimiz ciddi anlamda düştü. Ama hazinemiz dolu. Öyle bir sıkıntımız yok. Yiyecek konusunda da bir sıkıntımız yok. Şimdi ordumuzu geliştirmek için neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Burada 98 birim yiyeceğimiz varmış efendim. Şunu yaparsak dürüstlüğü çok arttırıyormuşuz. Bunu yaparsak talandan gelen geliri arttırıyormuşuz ama... Burada zaten ekstradan zenginlik kültürden ekstra bir gelir geliyor ve dürüstlüğün çok yükseliyor. Jack Bey yurdunu yapmak onun için daha mantıklı geldi bana. Bunu bir dakika, bunu yapmazsak kaç birim şey oluyor? Aslında 3 ordudan daha fazla olmak istiyorum. Yani ordu sayımını arttırmak istiyorum ama bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım. Şimdi ordumuzu alalım efendim. Şuraya doğru ilerleyelim. Şöyle şuraya gelelim. Tamam mı? Bunu da alalım. Bunun neyini yapabiliriz? Savaşçı kampı falan filan. Burada yiyecek azmış. Yiyeceğimiz az olduğu için çok bir şey yapmıyorum. Cenk Bey'i yapabilirim. Bir dakika. Da dur. 20 ile 40'a çıkacak. Tamam bu olsun ya. Şuradan bunu da yapalım. Bunu da gelir artsın. Evet arkadaşlar şu Cenk Bey kampını her birine geliştirelim. Sen de şuraya gel kardeş. Tengri guides my steps. Come, sit, share my fire. Tamam, burada kampımızı kurduk. Burası neresi? Balkanlarda. Edirne'nin böyle biraz daha kuzeyinde bir yerde kamp kurduk. Günümüz şeye doğru gidiyoruz. Şunu da yapalım. Efendim günümüz Bulgaristan sınırlarında bölgesinde geziyoruz şu an için. Bak Konstantinopolis şey... Sembolü farklı. Selanik'in sembolü farklı. Demek ki bunlar başka bir devlet. O zaman burayı yıktıktan sonra şu kuzeye doğru gidelim. Bir de oraları yok edelim. Onu da yapabiliyormuşuz. Sonra da en sonunda İstanbul'u şey yaparız. Ele geçiririz. Yani ele geçiririz dedim. Yağmalarız falan filan. Şimdi adamlarla yeni barış yaptık. Hemen savaşa girmeyelim. Bizim güvenilirimiz azalıyor o zaman. Onu olsun istemiyorum. Bu arada gittiğimiz her yeri talan ederek gidiyoruz. Moğollar gibi gidiyoruz. Hunlar gibi değil de hani... Ama şöyle bir şey var. Bu adamlar bizimle barış yapmak istiyor. Peki 900 olsa birazcık da arttıralım. 1500 olsun. 1500 altınlarını aldık Venetlerden. Venetler bizimle barış yapmak istediğini söyledi. Hay hay paşam dedim. 1500 altınlarını aldım. Böyle böyle sağdan 500 soldan 1000 cebe atıyoruz. Bizim aylık yani tur bazlı gelirimiz 1500 zaten. Adamlarda bir turluk gelirimizi almış olduk. Öyle diyorsun. Ben ödeme istiyorum ama. Evet ödeme talep etmek istiyorum. Mesela 2100. Tamam çok oldu. 1100, 1300 bu da çok. Ya 700 falan. 700 istiyorum. Kabul etti. 700 kağıt da oradan. Hop Allah bereket versin. Yaklaşık olarak 2000 altın topladık bunlardan. Şimdi burayı da yağmalarız. Ben oğlum siz kimsiniz la? Siz kimsiniz? Yani birileriyle barışmak çok da umurumda değil. Selamun aleyküm deyip şöyle ordumuzla şuraya bir çökelim. Kardeş sen çökeceksin. Bekle. Şuraya gelsin şu bir. Buraya bir kamp kursun. Sen de şuraya gel kardeş. Sen de buraya kamp kur. Güzel. Sen de çullan. Yani şu an... Galip et. Yok edelim burayı. Kim bunlar bilmiyorum ama yok ettik. Çok güzel oldu. Şimdi şunlar kimmiş abi bunlar? Ha bunlar Makedonyalılar. Bunlar başka bir devlet. Bunların iki tane şehri varmış. Bu Makedonya'yı da yok edelim. Böyle yok edeye de gidiyoruz. Kardeş bunlardan yapılacak yeni binamız var mı? Yok. Teknolojimiz de gelişiyor. Çok güzel. 1800'de gelirimiz var aylık. Gayet iyi. Toparladık. Her şeyi düzelttik. Ekonomik durumumuzu. Yeniden belirli miktar geliş... Ya abi bak Vizigotlar. Canlarım. Bak canımı sıkıyorsunuz siz benim. Benim sizinle herhangi bu tarz bir barış durumum olamaz. Bunun farkında olmanız lazım.
Bu ara farkında mısınız bilmiyorum. Hunların yani şu an başlangıçtan itibaren bizim yaptığımız askerlerle işte birlikler de birlikte hiç şey yok. Piyade birliği yok. Hepsi süvari. Piyade birliği yapabiliyorsunuz ama pek tercih etmiyorum ben. Hani süvari varken niye piyade yapayım? Süvariler de ucuz gördüğüm kadarıyla. Bir bakalım hatta fiyatlarına. Gelirlerini, giderlerini falan da bir bakalım. Belki şey yapabiliriz. Piyadeler çok ucuzsa piyade de yapabiliriz. Yani en azından ordumuz dolu gözüksün o amaçla. Asıl savaşçı elit birliklerimin olduğu bir ordu yaparım. Diğer iki ordum ise daha böyle garibanlardan oluşan bir şey olur. Öyle yönlendirebilirim ülkeyi. Aslında şu köylerini geliştirmek yerine yeni bir ülke, ya şey yeni bir birlik kurmam benim avantajım olabilirdi. Şu an 3 birliğim var. Bunları 4'e 5'e çıkarsam avantajlı hale gelebilirdik. Kardeş gelip sizin kafanızı keseceğim ben. Siz durun. Hiç merak etmeyin. Tamam şimdi. Sevgili dostum. Senle Makedonya'ya bir gidek. Ben şuraya bir gelek. Kur kampını oraya. Kardeş sen de oraya gidiyorsun. Şöyle bir bakıyorum. Burada hiç devlet diye bir şey kalmadı abi. Hepsini yok ettik. Sevgili dostum sen de şuraya gel. Bunların her biri 300. 300 birimmiş. Bak şimdi bunlar 300 birim. Yani full dolu ordu 310 lira şey alıyor. 310 altın aylık gideri var. Peki şu geliştirmediğimiz ne kadar? Bunu 135. 135'ten neredeyse 2 katı. Hatta 2 katına biraz daha fazla. Şunlar 140 altınmış. Yani gider geliri. Bunlarınki 180. Peki şunlar ne kadar? Bu 180, 130. Ya 50'ymiş bu. Düz piyade okçular 50. Yani aslında bizim ordularımız oldukça güçlü. Bak bunlar soylu atlarmış. Zırhlı. Bunların giderleri 365 altınmış mesela. Şunlar 160, 130 falan filan. Böyle gidiyor. Ben şu anda genelde atlı okçulardan oluşturuyorum ordumu. Onun için giderimiz ve yani şu an geliştirdiğimiz için giderimiz daha da arttı. Yani aslında çok elit bir ordumuz var şu an elimizde. Diğer iki ordu da yani işte kendi çapında takılan ordular. Mesela 50 altınmış şey bir okçu birliğinin gideri. Mesela ben onlardan 5 tane bassam, 6 tane bassam bir tane süvari okçu birliğimin eşleri gideri oluyor. Yani öyle bakabiliriz olaya. Yani sadece piyadelerden, okçulardan ve piyadelerden oluşan bir ordu kursam hemen hemen diğer şu atlı, full atlardan oluşan kralın ordusu var ya, onun ordusunun 3'te 1 kadar bir gideri olacaktı. Biz biraz oyunun başına biraz abartılı bir ordu kurmuş olduk. Ama olsun önemli değil. Ha, bir zararımız yok sonuçta. Ama bir yeni bir ordu daha kursak onları okçulardan, piyadelerden oluşturmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Dip 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 dip. Şimdi sevgili dostlar. Biraz hızlı geçsin şu şey ya. Galya, Septimanya, İlirya, Romalı ayrılıkçılar. Batı Romalı ayrılıkçılar. Ha, iki tane var. Bu kim lan? German ayrılıkçılar. Hay hay. Savaş ilan. Herkes de bize savaş ilan ediyor kardeş. Güçlendikçe daha çok savaş ilan eden adamlar oluyor. Ben anlamıyorum bu işi ya. Bu nasıl bir şeydir? Çok tuhaf bir durum. Aa burada düşmanımız varmış. Şunlarla şuna bir saldırsak ne olur acaba? Vallahi alırız bunları. Dur. Bak bunu buraya bir kamp kuralım. Şu da şuraya kamp kursun. Şu da şuraya kamp kursun. Gelecek tur şunu indireceğiz. Güzel. Gelecek tur şunu indireceğiz bak. Bu buraya sıkıştı şimdi. Buradan kaçamaz. Kilitlendi oraya. Gelecek tur onun feleni şaşırtacağız abi. Bu şey. Şurada ülkesi vardı ya kuzeyde. Ülkesinden geriye kalanlar. Vizigotlar. Vizigotları bu önümüzdeki tur bitireceğiz. İyi oldu bu. Sıkıştırdık oraya. Belki diğer ordularıyla gelip bizi dağıtmaya çalışabilirler.
İşte bu nedenle 3 ordumu hep bir arada gezdiriyorum. Böyle bir şey olduğunda yani karşınızda 2 birlik, 3 birlik bir anda karşınıza geldiğinde hiçbir şansınız kalmıyor. Böyle yaparsanız tek tek etrafa dağıtırsanız hani gidip dağılsınlar, bir yerleri yağmalasınlar gibi kafadaysanız ordunuzu bir nevi kendi elinizde imha etmiş gibi bir şey oluyorsunuz. Döm. Vizigotlar nafiş efendim. Nafiş nafiş olacaklar. Döm. Kaçmaya çalışmadı, kaçamadı daha doğrusu. Şu an o körfezi onları sıkıştırdık. Yarım adaya da diyebiliriz. Hadi kardeş ne kadar çok devlet varmış ya. Hepsini mi yok etmemiz lazım biraz hızlı oynayabilmek için ya. Ayıptır be. Güzel. Harika. Kardeş sen atla okçularına şunu bir indir bakayım. Haydi bakalım. Bir şunu bir temizleyek. Nereye gidiyorsun lan? Nasıl oldu be o? Nereye gitti lan o? Heh. Ben bunu alacağım abi. Bir girelim. Bunları öldürmek keyifli olacak. Bu turumuzu bununla bitireceğiz. Bu savaşla bitireceğiz. Fırsat buldun mu kafasına geçireceksin. Hadi bakalım. Biraz dağılmış zaten orduları. 3-4 tane süvari birliği var. Bizim için tehlikeli olanlar onlar. Diğerleri çünkü çok hareket kabiliyetleri yok. Bakalım. Okçuları da çokmuş lan bunların. Yağmurlu havada savaşmayalım. Yağmursuz havada savaşalım. Yani direkt taarruza geçeceğiz. Efendim bunlar şu şekilde. Şöyle bir dakika. Şöyle daha iyi. Sefere başladık Fire at will for missiles can be toggled on or off. Keeping it toggled off will help. Senden yardım istemiyorum kardeşim. Sevgili dostlar. Oo bunlara yeni özellikler gelmiş. Hızlı hareket. Hassas hedef. Ağır saldırı yapacağız. Sen yüksek menzilli hedef, yer, yakın muharebe savunması. Tamam. Ha, ulan bunlar ne kadar hızlıymış diyorum. Hızlı değiller aslında. Heh, geri attılar. Geri çekilin. Onlar nasıl bu kadar hızlılar? Abi bu ne? Lan! Aa, bir dakika. Oğlum benimkiler attan inmişler. Ya ben attan indimmişim kazayla ya. Ulan ben de diyorum bu nasıl oldu bu? Yok abi baştan oynarım ben. Otosevden oynarım. Bu ne saçmalık ya? Neyse ya. Gelecek bölümde bu savaşı yaparız. Dur kardeş dur. Direkt otosevden başlayacağım. Bu ne abi? Şu an acayip gıcık oldum ha. Neyse. Arkadaşlar gelecek bölüm bu savaşla başlayacak. Ama şimdilik burada bitiriyorum. Kazayla ordumun bütün hepsini attan indirip adamlara düz piyade... Diyor bunlar niye bu kadar şeyler? Kaçamıyorlar. Attan inmişler. Neyse. Bir sonraki videoda devam ederiz arkadaşlar. Şimdilik burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.